Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Kali Samsara'nın Ateşi hikayesinde Tiyan rotasıyla devam ediyoruz. İkinci sezon, üçüncü bölüm. Devi yeni evine yerleşiyor ve cevaplar aramaya devam ediyor. Bölüm açılırken videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bölüm 3. İngiliz sıkıntısı. Dikkat! Bu bölümde uyuşturucu tanımı yer almaktadır. Lütfen bu uyarıyı dikkate alarak okumaya devam ediniz. Devi'nin kendine geleli birkaç gün oldu. Lord Declare'ın tuttuğu sayısız yardımcı, hemşire ve doktorla geçirilen bulutlu günler yavaş ve saçma ilerliyordu. Bütün bunlar inanılmaz derecede yorucu ve moral bozucuydu. Sırtüstü pozisyonda uzun süre kalmanın getirdiği hafif fiziksel rahatsızlığın yerine artık zihinsel bir rahatsızlık almıştı. Çevredeki durum ona uyuşuk bir üzüntü yaşatıyor. Etraftakilerin sağlığıyla ilgili bitmeyen soruları canını sıkıyordu. Yalnızca arada bir sevdiklerini görebilmesi, bu aşılmaz umutsuzluğun bulutlarının arkasından çıkan tek ışık hüzmesiydi. Öğle vakti yaklaşıyordu. Dün gece Lord nihayet Bayan Sharma'nın iyi olduğuna ikna oldu. Dolayısıyla bu sabah her zamanki kargaşalar yaşanmadan geçti. Öğleye doğru Devi can sıkıntısından malikanenin koridorlarında tek başına dolaşmaya karar verdi. Yürürken şunları düşünüyordu. Yaşadığı değişimi, yaşadığı acıyı, eski sorunları. Yaşadığı acıyı. Ne zaman buna benzer bir şey yaşasam migren ya da göz ağrısı olsun. Bu her zaman yakın bir talihsizliğin habercisiydi. Bu sefer farklı hissettim. Bir uyarı değil de bir hatırlatma mıydı? İçsel olarak değiştim ve karanlıktan hayata dönebilmemin tek nedeni bu. Öncelikle bunu hatırlamam gerekiyor. Yaşadığı değişimi, kendimi farklı hissediyorum. İçimde bir tür doğaüstü güç hissettiğimi söyleyemem, hayır. Ama dünyaya dair algım değişmiş gibi görünüyor. Sanki önceki hayatım boyunca görme yeteneğim zayıftı ve şimdi gözlük taktım ve bu dünyayla insanların her kusurun zerresini görebiliyorum. Bu çok tuhaf. Eski sorunları, düzinenin bölünmesi, yeni bir ihanet. Erit'in aile kavgasıyla ilgili haberleri endişe verici ve kalbim bunun dağ evindeki yangından ve Mahavidya tapınağında yapılan saldırıdan daha kötü bir tür küresel çatışmanın yalnızca başlangıcı olduğunu hissediyor. Prasat hakkında duyduklarım kesin olarak bir şey ifade etmiyor. Ama beni meraklandırıyor. Christian'a bu evin olanlarla bir şekilde ilgisi olup olmadığını sormam lazım. Sadece düzine hainin kim olduğunu öğrendikten sonra en azından biraz da olsa yoluma devam edebileceğim. Fakat bunların hepsi sadece birer düşünce. Öylece oturup düşünmek ve şikayet etmek yerine yeni duruma uyum sağlamaya çalışmalı ve mevcut durumumu dikkate alarak harekete geçmeliyim. Değişim zamanı geldi. Devi'nin yanından geçtiği aralık kapıdan ana dilinde konuştuğu birinin sesi geldi. Çok düşünüyorsun. Kız durdu ve aralıktan içeri baktı. Oturma odasında Erit ve Sarasvati satranç tahtasının üzerine eğilerek karşılıklı oturuyorlardı. Sara'nın yüzü özellikle acı verici bazı düşünceleri ifade ediyordu. Ve eli bir figürden diğerine geçiyordu. Kurallara göre süre dolduğunda ''Acelen mi var? Beni sıkıştırma.'' Erit teslim olurcasına avuçlarını onun önüne koydu. Ve Sara yine de hamlesini yaptı. Adam tereddüt etmeden hemen figürünü hareket ettirdi ve kendini beğenmiş bir tavırla şöyle dedi. ''Şah, bunu bilerek mi yaptın? Dikkatimi dağıttın.'' Sara hayal kırıklığı içinde elini kanepeye vurdu. Devi kıkırdadı ve daha fazlasını görmek için kapıyı biraz araladı. Ama kapı uzun bir gıcırtı sesi çıkardı ve planlanandan daha geniş bir şekilde açıldı. Bu içeridekilerin dikkatini çekti. ''Kim var orada? Girsenize.'' Erit İngilizce konuştu. Kız ona Bengalce cevap verdi. ''Benim.'' ''Devi, neden kapının önünde duruyorsun? İçeri gir.'' Sara hemen canlandı ve Devi'yi yanına çağırdı. Kapının arkasından çıkıp dikkatlice kapattı ve artık bildiği o odaya girdi.
Kızı selamlayarak kucakladı ve fıstık rengindeki rahat bir kanepenin üstüne yanına oturdu. Devi, merhaba, bir yere mi gidiyordun? Merhaba Erit, hayır tam tersine. Koridorda aylaklıktan öylesine dolaşıyordum ve size rastladım. Burada ne yapıyorsunuz? Sara hoşnutsuzlukla dudaklarını büzdü ve satranç masasına doğru başını salladı. Kaybetmeyi öğreniyorum. Şu ana kadar işler pek iyi gitmedi. Bu kadar mı? Konuşuyorduk. Daha demin Yüksek İngiliz Sosyetesi'nden bahsediyorduk. İlgi alanlarından, boş zamanlarından. Kim neyle yaşıyor ve ortak noktamız ne? Peki neyle yaşıyor olabilirler ki? Eğlence arasındaki molalarda bir tür aktivitelerle uğraşıyor gibi yapıyorlar. Doğru, eğer burada bizim kadar eğleniyorlarsa, o zaman neden hep bu kadar asık suratlarla dolaştıkları anlaşılıyor. Henüz hiç dışarı çıkmadık Sara. Herhangi bir yerde kilitli oturmak ölümcül bir can sıkıntısına yol açabilir. İster inanın, ister inanmayın. Bu konuyu gerçekten inanılmaz derecede ilginç buluyorum. Hangi ortak noktalara sahip olabiliriz? Neden merak ediyorsun? Onlarla arkadaş olmak mı istedin? Cevabını buldun mu? Onlarla arkadaş mı olmak istedin? Kendi arkadaşların artık sana yetmiyor mu? Beğenin ya da beğenmeyin, birbirimizle iletişim kurmak zorundayız. Anlaşılmak yalnızca etkileşimleri kolaylaştırır. İşte böyle bir cevabı ancak sen verebilirdin. Peki tamam, İngilizler çayı Çin'den Hindistan'a getirmişler. Artık hem burada hem de her yerde çay içiyorlar. İşte sana ortak bir nokta. Hatırladım, İngilizler ayrıca endüstriyel bir amaçla Hindistan'dan Çin'e afyon getirmişlerdi ve kendilerine. Bu uluslararası bir işbirliği oldu. İngiltere'de bu tür şeyleri içmenin yoksullardan aristokratlara kadar yerel halk arasında yaygın olduğunu duydum. Bu resmen bir salgın. Evet, Hindistan'da da bundan kaçınmıyorlar. Her ne kadar bizde böyle bir moda olmasa da bu doğru. Burada ayrıca özel sigara içme tesisleri de bulunmaktadır. Birçok kişi afyonun tıbbi özelliklere sahip olduğuna inanıyor. Bunu işi bilenlerle konuştum. Örneğin ölüm sancıları arasında güçlü bir ağrı kesici olabilirmiş. Erit sanki hatırlatmaya değmeyecek bir şey söylediğini fark etmiş gibi başını çevirdi. Ama sağlıklı bir insan için sıradan bir zehirdir. Bağımlılık yapar ve yavaş yavaş öldürür. Bu nedenle tüccarlarımızın ve şifacılarımızın çoğu onu kullanmaz. Fakat bu madde Bengal'in zenginleşmesine yardımcı oluyor. Çünkü en büyük haşhaş tarlalarının bulunduğu yer burası. Bazıları resmi olarak satılıyor, bazıları ise kaçak olarak satılıyor. Bu tedarikçilerimiz için çok avantajlı. Peki madem öyle, kendilerini zehirlesinler. Devi kollarını göğsünün üzerine kavuşturdu ve çenesini indirerek duyduklarını düşündü. Hindistan'da İngiltere ile bağları koparmaktan çıkar olmayan birileri varsa o da afyon tedarikçileridir. Eğer burada herkes onu içiyorsa kazandıkları parayı hayal edebiliyorum. Dora'nın hain olarak aramaları gereken insanın tam olarak öyle biri olacağıyla ilgili sözleri geldi aklına. Düşmanla bağlantısı koptuğu sürece kim zarar görebilir? Ya düzineden biri afyon tedarik ediyorsa, bu çok muhtemel. Nüfus sahibi aileler bu kadar büyük bir balığı dışarıdan birine kaptırmazlar. Eğer haklıysam o zaman 12 aileden hangisi işin içinde olabilir? Bu birisi ilk altıda çünkü para söz konusu olduğunda ettiği sözünün kesinlikle ağırlığı vardır. Bu Dubey ve Basu değil, benim ailem ya da Ray değil. Onların başka faaliyetleri var. Prasatlar şifacıdır ve her zaman ilaçlarla işleri olur. Şifalı bitkilerle. Kulak misafiri olunan konuşmanın ardından Devi, içinde geçen soyadı hakkında daha sık düşünmeye ve her şeyde bağlantılar bulmaya başladı. Ve yine bu aile, düzinedeki afyonun sorumlusunun onlar mı, yoksa başka biri mi olduğunu kesin olarak öğrenmek istiyorum. Oluşan sessizliği bölen Erit, beceriksizce boğazını temizledi. Yavaşça oturduğu yerden kalktı ve kanepenin yanında durdu. Devi hemen canlandı. Nereye gidiyorsun? Sizinle konuşmak çok güzeldi. Ama gitmem gerekiyor. Kendi meseleleriniz hakkında, kızlara özgü şeyler hakkında konuşmanız için sizi yalnız bırakacağım. Sohbet için teşekkürler. Bekle, henüz işimiz bitmedi. Erit kıza baktı, dudakları ince bir çizgi halinde kıvrıldı. Masaya doğru yarım adım atarak Sara yerine birkaç hamle yaptı. Ve ardından figürlerden birini alıp kendini şahmat etti. Nasıllar, fili hareketi. Fili fark etmedim bile. Oyun için teşekkürler Sara, iyiydin. Sonra görüşürüz Erit.
Erit vedalaşarak odadan çıktı ve kapıları arkasından kapattı. Sonunda yalnız kaldık. Sara hafifçe elini okşadı ve sesinde canlılıkla şunları söyledi. Şimdi anlat, nasılsın? Henüz yorulmadın mı? Tek duyabildiğim seni görmeye gelen hemşire kalabalığıydı. Devi derin bir iç çekti. Yavaş yavaş kendime geliyorum ve tüm bunların geçici bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünmeyi tercih ediyorum. Bu da zaten arkamızda kaldı bile. Sarasvati yavaşça gülümsedi. Yüzünde bir tür hafif bir üzüntü vardı. Belki artık geri dönebiliriz madem iyisin. Bunu söylerken kullandığı tonlama Devi'yi endişelendirdi. Sara, asıl sen anlatsan nasılsın? Gerçekten mi? Kendimi tutsak gibi hissediyorum. Seni görmeme pek izin vermiyorlardı. Ve Declare'ın hizmetkarlarının etrafımı sardığı yürüyüşler bir konvoya benziyordu. Hizmetçiler arkadaş canlısı olmak için çok çabalasalar da benim yanımda ne kadar gergin olduklarını gözlerinden görebiliyorum. Sanki onlara bir sebep veriyormuşum gibi. Sanırım Hintli bir kadına hanımefendi diye hitap etmeye alışkın değiller. Lord'un hizmetçisi olarak tek bir Hintli kadın yok mu? Yok, hepsi yerel. En azından benim gördüklerim. Devi anlayışla başını salladı. İnanılmaz derecede özledim. Evimi bu kadar özleyeceğimi hiç düşünmezdim. Bu duyguyla nasıl başa çıkıyorsun? Ben baş etmeye çalışmıyorum. Olumlu yönlerini bulmaya çalışıyorum. Bunu küçük bir gezi olarak düşünmeye başladığımda kendimi daha iyi hissediyorum. Sonuçta dünyanın başka bir yerini görme fırsatına başka ne zaman sahip olabiliriz ki? Sanırım haklısın. Sonsuza kadar burada kalmayız. Bu yüzden boşuna üzülme. Devi elini arkadaşının sırtına koydu ve onu cesaret verici bir şekilde okşadı. Onu neşelendirme çabalarına rağmen kız hala endişeli görünüyordu. Boşluğa bakan çılgın gözleri, bileklerindeki sayısız altın bileziğiyle gergin bir şekilde oynayan parmakları aniden imalı bir şekilde konuştu. Biliyor musun, son birkaç gündür her gece kabus görüyorum. İlk başta sıradan bir rüya ama sonra içindeki her şey kırmızı bir sisle kaplanıyor. Olup biten her şey donuyor gibi. Ve sonra birinin uğursuz sesi beni evime çağırmaya başlıyor. Kali işte Kali. Kalküte'ye. İlk başta kısık, sonra yavaş yavaş yükseliyor. Sanki uyanmadan hipnoza dalmış gibiyim. Ses sanki tenimin altına nüfuz ediyor. Geri dönmemi istiyor. Israrına dayanamayarak uyanıyorum. Bacaklarımı yataktan sarkıtarak oturuyorum. Gerçekten evimi bu kadar çok mu özlüyorum? Duydukları Devi'nin tüylerini diken diken etti. Aklına gelen kötü düşünceleri hemen uzaklaştırmaya çalıştı. Belki de bu gerçekten sadece bir rüyadır. Ancak aynı senaryonun sıklığı ve genel olarak Sara'nın başına gelenin ne olduğu göz önüne alındığında bunlar anneden gelen mesajlar da olabilir. Devi, varsayımlarımla onu korkutmak istemiyorum. Aksi takdirde iyice morali bozulur ve başka hiçbir şey düşünemez. Bana öyle geliyor ki rüyalar hakkında endişelenmene gerek yok. Son olaylardan çok etkilendin ve aynı zamanda bu gezi konusunda da streslisin. Sadece kafanı dağıtmaya ihtiyacın var. Son zamanlarda kendinle çok fazla yalnız vakit geçiriyorsun. Bu yüzden aklına bir sürü şey geliyor. Kızın bakışları hafifledi. Sanki Devi'nin sözleri mutlak gerçeği ortaya koyuyormuş gibi sessizce rahatlayarak nefes verdi. Ama ben onunla hizmetçi hakkında konuşacaktım. Ve yine de şu an pek uygun değil. Bunu sonraya bırakacağım ya da yine de Doran'a soracağım. Kızın moralini daha da bozmak istemiyorum. Artık çeşitli muayenelerden kurtulduğum için birbirimizle daha sık vakit geçirebileceğiz. Bu da artık herhangi bir plan yapabileceğimiz anlamına geliyor. Mesela, sesli düşün. Herhangi bir tercihin var mı? Evet, hadi birlikte düşünelim. Teklif sunacağım ve sen de fikrini beğenip beğenmediğini söyleyeceksin. Peki, tamam. Kızlar düşünmeye daldılar, malikanede ve genel olarak İngiltere'de ne yapabilirlerdi? Burada tiyatrolar ve müzik salonları popüler. Belki bir gün Londra'ya gideriz ve izleriz. Onların performansları bizimkinden çok farklı olduğunu düşünüyor musun? Elbette, bizde genellikle Hint destanlarına ve efsanelerine dayanan performanslar gösterilir. Ama burada sahne için özel olarak yazılmış oyunlar varmış. Ve genel olarak müzik salonlarında çok farklı türler var. Şimdiden anlamaya başladım. Adının Sarasvati olmasına şaşmamalı. Buraların sakinleriyle sohbet etmem gerekiyor. Dolayısıyla yeni şeyler öğrenmem gerekiyor. Ama genel olarak Londra ilginç bir fikir.
Dürüst olmak gerekirse daha önce olduğu gibi resimlerde değil. Gerçek Londra'yı görmek isterim. Büyük Ben. Ne kadar anlamsız bir isim. Daha etkileyici bir şey bulabilir derdi. Ve ayrıca devi önerileri daha kolay yanıt vermeye ve tercihlerini ifade etmeye başladı. Ve Sarı arkadaşına diğer birçok eğlence seçeneğini listelemeye devam etti. İkisinin de kafalarının dağılması ve etraflarındaki olaylar, düzine, İngilizler ve benzeri konularla ilgisi olmayan bir şey düşünmek güzeldi. Boş zamanları için planlar yapan sıradan kızlar olmak, kötü hiçbir şey düşünmemek, tüm sorunları en azından bir anlığına bir kenara bırakmak. Ben hazırım ama eğer sen de varsan bu maceralara tek başıma katılmayı reddediyorum. Elbette, biliyor musun? Yeniden nasıl eğleneceğimi düşünebileceğimi hiç hayal etmezdim. O kadar önemsiz ve gereksiz görünüyordu ki. Anlıyorum ama aynı. Ama bunu yapabildiğin için teşekkür ederim. Bu benim için gerçekten önemli. Derin nefes almak gibi. Zaten güzel olan yüzü, devinin ruhunu yansıtan samimi bir gülümsemeyle daha da aydınlandı. Sara senin gibi bir arkadaşa sahip olduğu için çok mutlu. Arkadaşlığınız gelişti. Kapıda birinin ayak sesleri duyuldu ve sonra kapı yavaşça açıldı. Ve Lydia oturma odasına girdi. Devi hemen onu azarladı. Kapıyı çalmayı unutmayın. Özür dilerim hanımefendi. Lordum sizi yürüyüşe davet etti. Ama ben sizi hiçbir yerde bulamadım. Önerisi için Bay Takura teşekkürler. Yürüyüşe mi? Şimdi. O meşgul değil miydi? Ona kendiniz sorabilirsiniz. Lütfen hanımefendi. Hemen beni takip edin. Kıyafetlerinizi değiştirmenize yardım edeceğim. Yakında görüşürüz Devi. Divya ona veda etti ve ardından hizmetçiyle birlikte kapıların arkasında kayboldu. Kısa süre sonra kızın kalmaya karar verdiği yatak odasına ulaştılar. Rahat oda. Lüks oda. Misafir odası. Lüks oda onur puanı veriyor arkadaşlar. Bu yatak odasını o kadar beğendim ki hemen hizmetçilerden eşyalarımı taşımalarını istedim. Burası bana yakıştı. Hizmetçi dışarı çıkmak için çeşitli kıyafet seçenekleri hazırladı. Mavi olanı seçeceğiz. Kırmızı olanı Rem rotasında giymiştik. Saçlar. Hadi gidelim hanımefendi. Lordum muhtemelen beklemekten yorulmuştur. Devi ve hizmetçi malikanenin çıkışına doğru yöneldiler. Koridorda hizmetçi konuğa sordu. Size eşlik mi edeyim yoksa nasıl gideceğinizi anlatmalı mıyım? Kaybolmazsınız değil mi? Lütfen siz bana eşlik edin. Sorun yok. Teşekkür ederim. Burada o kadar geniş bir alan var ki kaybolmaktan korkuyorum. Tamam hanımefendi. Kızlar dışarı çıktı. Hava çok güzeldi. Hem çok sıcak değildi, hem soğuk da değildi. Hafif bir rüzgar esiyordu ve gri renkli nadir kabarık bulutlar içinden güneşin ısınan ışınlarının geçtiği gökyüzünde tembel bir şekilde sürünüyordu. Hava yağmur sonrası gibi taze kokuyordu. Uzakta Lord'un karanlık figürü belirdi. Christian kızı iyi beslenmiş ördeklerin havalı havalı yürüdüğü kıyılarda küçük bir göletin yanında bekliyordu. Kızı yan görüş alanında fark ederek döndü. Ve yaklaşırken onu selamlamak için acele etti. İyi günler Devi. Hizmetçi Lord'un önünde hafifçe eğildi. Sonra arkasını döndü ve onları yalnız bırakarak gitti. İyi günler. İtiraf etmeliyim ki yürüyüşe davetiniz beni biraz şaşırttı. Sadece boş zamanımın bir anını sizinle geçirmek istedim. Sohbet etmek, nişanlımın nasıl olduğunu öğrenmek için. Christian kolunu uzattı ve Devi'yi koluna girmeye davet etti. Devi de öyle yaptı. Yavaş yavaş malikane çevresinde dolaşarak hava durumu ve en son haberler hakkında konuştular.
Bu arada tedavi sürecini tamamladığınız için sizi tebrik etmek istiyorum. Doktorlar ciddi bir yaralanmanın ardından bu kadar çabuk iyileşebileceğiniz için inanılmaz derecede şanslı olduğunuzu söyledi. Gerçekten şanslıydım. Bazı sorularını yanıtladıktan sonra Devi aniden şunu fark etti. Lord neredeyse hiç kendisinden bahsetmiyordu. Hayatının bir kısmı hala onda saklıydı. Bunu değiştirmenin zamanı geldi. Christian, benimle o kadar çok ilgileniyorsunuz. Ama ben sizin hakkınızda gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Adam önce kaşlarını kaldırdı ama sonra duygularının kontrolünü yeniden kazandı. Düşünceli bir tavırla şöyle dedi. O halde hadi bunu düzeltelim. Ne bilmek istiyorsunuz? Mesela bana malikaneden bahsedin. Devi oldukça geniş olan çevredeki alana baktı. Burası Hartford Kontlarının aile yuvası. Şu anda şartları gereği bu ünvanı taşımasam da bu evle ben ilgileniyorum. Anlamıyorum. Ailemizde ikincil bir ünvan olan kontun resmi adına en büyük mirasçı olarak abim taşır. Ondan küçük olduğum için nezaket ünvanından memnunum. Ama buraya neredeyse hiç gelmiyorsunuz. Siz Bengal'deyken bu malikaneye kim bakıyor? Benim hala bir ailem var. Akrabalarım var. Benim yokluğumda burada kalan oluyor. Ev asla boş kalmıyor. Ve onun bakımı sadece para gerektiriyor. İçinde hizmetçiler dışında kimse olmasa bile bu para düzenli olarak ödenmeye devam edecek. Ailenizden bahsedin. Daha önce hiç bahsetmemiştiniz. Adamın acelesi yoktu. Hemen cevap vermedi. Annem 15 yıl önce vefat etti. Babam ülkeye hizmet ediyor. Hala çalışıyor ve emekli olmayı bile düşünmüyor. Hiç babasının abisinin olduğunu falan düşünmemiştim. 3 kardeşiz. Abim uzun süredir Londra'da yaşıyor. İşi siyasetle ilgili. Ancak hiçbir zaman kariyer yapıp iktidara ulaşmayı hedeflemedi. Sizin aksinize. Aşırı tevazuya kapılmadan itiraf ediyorum, evet. Her zaman hırslarım ve kendimden yüksek beklentilerim vardı. Karakter olarak daha çok babama benziyorum. Abim annemiz gibi daha yumuşaktır. Hemen gizemli bir şekilde gülümsedi ve devam etti. Kız kardeşim özel bir yatılı kız okulunda okuyor. Ben de onun yerleşmesine yardımcı oldum. Bazen tatil için buraya gelir. Neden ona evde eğitim vermeyi seçmediniz? Burada zengin orta sınıf ailelerin arasında bunun yaygın olduğunu duydum. Örnek İngiliz kadınlarının her şeyden önce evlilik için başarılı bir eş bulmayla meşgul olmaları gerektiğine ve derinlemesine eğitimin aksine yüzeysel öğrenimin onlara uygun olduğuna dair bir görüş var. Ama kız kardeşimin bir lordun malikanesinde vitrin süsü olmasını istemem. Zeki ve akıllı bir genç bayan, toplumun yönlendirmesine uyarak onun yeteneklerini mahvetmek suç olur. Bana öyle geliyor ki siz biraz benzersiniz. Kariyerinizden bahsedin. Oldukça gençsiniz ama şimdiden oldukça etkileyici sonuçlar elde ettiniz. Belki tüm bunları nasıl başardığınızı paylaşabilirsiniz. Aslında bu konuda konuşacak hiçbir şey yok. Soyadım sayesinde önüme birçok yol açıldı. Bunu seçtim çünkü imparatorluğuma maksimum fayda sağlayabileceğime ve kendimi gerçekleştirebileceğime karar verdim. İnançlarıma içtenlikle inanarak devam ettim. Sanırım bazı rakipler bu konuda beni hala affetmediler. Bir süre sustular. Kariyerle ilgili soru ona önemli bir şeyi hatırlattı. Hainin kimliğiyle ilgili konuşma hala gerçekleşmemişti. Durumdan yararlanıp doğrudan sormalıyım. Az önce bana bir konuşma borçlu olduğunuzu hatırladım. Adam yavaşça başını salladı. Hain, kim? Bu konuyu gündeme getirmenizi bekliyordum. Devi, o günden bu yana çok şey değişti ve artık bilgilerin doğruluğundan emin değilim. Bu yüzden bazı varsayımlarım kağıttan ev gibi çöktü. Başlangıçta her şeyin arkasında belli bir ailenin ya da kişinin olduğundan emindim. Ancak daha derine inmeye başladığımda birçok mantıksal tutarsızlık keşfettim. Tutku yolu. Duyguları galip geldi. Bayan Sharma burada ve şimdi kesin bir cevap duymak istiyordu. Daha fazla beklemek istemiyorum. Bu konuda kafamı yormaktan ne kadar yorulduğumu tahmin bile edemezsiniz. Tapınaktaki yangının ve katliamın arkasında kimin olduğunu buldunuz mu? Muhtemel hainin kim olduğunu buldum.
ve sonra kutlama gününde ekiplerimden birinin Düzine'nin tapınakta kurban keseceğini söyleyen imzasız bir mektup aldığını öğrendim. Tapınağın ismi. Tian tereddüt etti. Ya ismi unuttu ya da telaffuz edemedi. Devi bunu hemen anladı ve öneride bulundu. Mahavidya. Aynen, mektubu gönderenin kim olabileceğini ararken elbette aklıma ilk gelen şey hain olduğu iddia edilen kişiydi. Bu çok açık görünüyordu. Bekleyin, her şeyi sırayla konuşalım. Önce... Baştan başlayalım. Nereden başladınız yangınla ilgili? Verilerden. Başlangıç olarak mantıken hainin saldırı için iyi bir nedeninin olması gerektiğini açıklığa kavuşturalım. Belki zirveye çıkmak istedi. Belki de herkesin intikamını almak istedi. Belli bir sistem yani. Doran hainin İngiltere ile ittifakı bozmanın kesinlikle karlı olmadığını söyledi. Christian'ı yerinde tutmanın kendisi için önemli olduğunu söyledi. Ama genç bir vali göreve gelir gelmez nasıl faydalı olabilir ki? Ve sonra ulaşmak istediği hedef. Düzine tümüyle yok olsa ne olurdu ki? Yoksa belirli birinin ölmesi mi gerekiyordu? Elimdeki verileri karşılaştırdım. Çemberi biraz daralttım ve Düzine'nin pek dostane bir organizasyon olmadığını ve ortak çıkarları her şeyin üstünde tutmadığını fark ettim. Ayrıca bazılarının, örneğin yakın birini kaybettikten sonra hayal kırıklığına uğramak için bir nedeni vardı. Tutarsızlıklarla başlayalım. Bahsettiğim gibi ailelerden biri şüpheliler listemde oldukça üst sıralarda yer alıyor. Bayramdan birkaç gün önce onları gözetim altına aldım. Kimin nereye gittiğini, kiminle buluşacağını biliyordum ve tüm yazışmaları ele geçirmiştim. Mektubu onların gönderdiğini gösteren hiçbir şey çıkmadı. Bu kafamı karıştırdı çünkü o gün her şeyin arkasında onların olduğundan emindim. Yangın ve katliamın sorumlusu farklı aileler olabilir mi? Yoksa işbirliği içindeler. Sonuçlarla başlayalım. Sonuçlar belirsiz çıktı. Ve sonra daha geniş düşünmeye başladım. Etrafıma baktım. İşte listenin en altındaki diğer aileler. Mesela Banerjee. Bu soyadının söylenmesi üzerine Devi canlandı. Erit'in Maniş'in toplantıda nasıl konuştuğuna dair hikayesini hatırladı. Banerjee'ye ne dersiniz? Maniş'in Midia'ya karşı gerçekten bu kadar kin beslemesi mümkün mü? Ama yangından önce bunu yapmak için kesinlikle hiçbir nedeni yoktu. Ve hain uzun süredir Düzine'ye karşı oynuyordu. Devi ne alaka şu an? Periyodik olarak sarf ettiği çabaları. Rati'yi benimle evlendirme arzusu onlardan biri değil miydi? Bu Bayan Basu'nun fikriydi. Bayan Banerjee biricik kızını sizinle evlendirmekten korkuyordu. Öyle mi? Bu daha da ilginç. Soruları bitirelim. Asıl konuya hala gelemedik. Lütfen bana adını söyleyin. Tian içini çekti. Bayan Sharma'nın baskısına direnmek zordu. Prasat ailesi üzerine bahse girmiştim. Ama o lanet mektup onların şüpheli olmadığını gösterdi. Biliyor musunuz? Onlar hakkında zaten düşüncelerim vardı. Bir hizmetçi Basu'nun evinde bilgi topluyordu ve saldırının ardından kime hizmet ettiğine dair bazı düşüncelerim vardı. Kız gizemli bir şekilde öldü. Daha sonra bazı ayrıntılar ortaya çıktı. Elbette onları bana anlatmayacaksınız. Hayır ama varsayalım ki Prasatlara hizmet ediyordu ve onlar adına casusluk yapabilirdi. Daha doğrusu Mohan adına anladığım kadarıyla kızının haberi yoktu. İlginç bir bilgi. Anladığım kadarıyla siz de Bay Basu gibi vaktinizi boş harcamadınız. Nasıl? Lord alçak gönüllülükle cevap verirken dudaklarında komplocu bir gülümseme vardı. Benim de kendi sırlarım var. Elbette cellatın ne isterse yapmasına izin verir miydi hiç? İkisi de barikatların farklı taraflarında olsalar da şu anda ortak bir amaçları vardı. Bu sorunun çözümü herkesin yararına olacaktı. Ya onların çabalarını birleştirirsek? Kesinlikle tek başlarına yapabileceklerinden daha fazlasını yapabilirler. Güçlerinizi birleştirmeyi düşünmeye başlıyorsun. Bundan ne çıkabilir? Diyelim ki Mohan'ın yangında parmağı var. Fakat karısı yangında öldü. Ailesi hanımını kaybetti. Acı çekti. İkincil hasar, teoride geleceğe dair bazı bakış açılarını değiştirebilirdi. Veya tam tersi, işlerine yarardı. Üstelik Prasad'ın bu oyunda sadece bir piyon olabileceğinden şüpheleniyorum. Her şey ne kadar kafa karıştırıcı. Başka neyin kafa karıştırıcı olduğunu biliyor musunuz? Ekibimin bana haber vermeden düzeni sağlamak için izinsiz tapınağa gitmesi, kuralları ihlal etmesi, bir katliama neden olması... Neden benim adamlarım generallerine haber vermeden? Kimden geldiğini anlamadığım saçma sapan kağıtları aldıktan sonra bu durumla kendi başlarına ilgilenmeye karar versin ki?
Onları oraya kimin götürdüğünü biliyor musunuz? Hem mektup size gönderilmemiş. Doğru ve bu emri veren de saldırı sırasında bu eylemin nedenlerini mezara götürerek öldü. Hayatta kalanlar emrin benim tarafımdan kabul edilip edilmediğini öğrenmeye bile çalışmadılar. Yani hainin Prasat olduğunu varsayarsak, Mohan, Midya ve Rejin, Christian'ı ortadan kaldıracakları planını beğenmemişti. Ama görünen o ki Christian artık onların işine yaramıyordu. Mohan Lord'un kendisinden şüphelendiğini öğrendiyse, Midya'yı desteklemek ve sırrını kamuoyuna duyurmaması için ondan bir an önce kurtulmak istemesi gerekmez miydi? Aynı zamanda Mohan bu durumda Düzine'ye karşı çıkmaya devam ediyordu. Herkese karşı olmanın ne anlamı var? Bununla ne başarılabilir? Ayrıca bana klanın lideri olarak kendimi deneme şansı verilmesini savunmuştu. Bunun Midya'nın beni Lord'la evlendirmesini ve böylece onu ortadan kaldırma planını gerçekleştirmesini engelleyeceğini mi umuyordu? Benim için açık olan tek bir şey var. Dağ evine yapılan saldırıyı her kim organize ettiyse, Düzine'yi zayıflatmaktan ve sizin iktidarınızı güçlendirmekten faydalandı. Bana göre açık olan şu ki, bu zincirde önemli bağlantıların eksik olduğu. Görünüşe göre tüm kartlar masada ama bir şeyler yolunda gitmiyor. Düşünceleriniz neler? Ay, artık romantik sahneye mi geçsek, çok sıkıldım. Daha yüksek biri var, daha kurnaz, daha akıllı, daha fazla kaynak ve nüfuza sahip. İlk beş Düzine ailesinden biri olabilir mi? Lord'un cevap vermek için acelesi yoktu. İfadesi ciddileşti. Sanki önemli bir şey bu cevaba bağlıymış gibi. Uzun bir aradan sonra kısaca cevap verdi. Bilmiyorum. Devi ne istediğini öğrenmesine rağmen asla tatmin olmadı. Uzun zamandır beklediği intikamı alma arzusu hala onu rahatsız ediyordu. Göletin etrafında bir daire çizerek buluştukları noktaya geri döndüler. Tian uzun bir süre bir şey düşündü. Ve sonra aniden şöyle dedi. Sizce anlaşmanın bana düşen kısmını yerine getirdim mi? Bir isim söyledim. Evet, çaba sarf ettiniz. Kısmen. Ama bana onun kellesini vaat etmiştiniz. Hayır. Evet, çaba sarf ettiniz. Bir isim üzerinde anlaştık. Adını söylediniz. Gerisi nüanslar. Gelecekte uğraşmak zorunda kalacağımız yeni zorluklar. Sizinle iş yapmak bir zevk, Bayan Sharma. Peki ya diğer anlaşmamız? Söz verdiğim gibi kimseye söylemedim ve siz daldığınız bilgileri dilediğiniz gibi kullanmakta hala özgürsünüz. Hainin kaderini benim belirleyebileceğim konusunda anlaşmıştık. Bu sizin hakkınız ama ne kadar istesek de artık ona ulaşamayız. Devi düşündükten sonra yine de son sözünü söyledi. Genel olarak sizinle aynı fikirde olduğumu düşünüyorum. Sizden istenen her şeyi yaptınız. O zaman sanırım teklifim tam olarak yürürlüğe girecek. Kızın itiraz edecek hiçbir şeyi yoktu ve sessiz kalmayı seçti. Ancak Lord onu hemen şu ifadeyle şaşkına çevirdi. Düğün meselesinin mümkün olan en kısa sürede çözülmesi gerekecek. Büyük ihtimalle biz buradayken. Yakında bu yakışıklı adamla evlenmek zorunda kalacağı düşüncesiyle Devi gülümsemesini güçlükle bastırdı. Burada en azından mutluyuz. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü vardı. Bu aceleyle kendini neye mahkum ettiğini bilmiyorsun. Lord ciddi görünüyordu. Bakışında ya da sesinde bir aldatmaca yok. Olduğu gibi saf ve doğrudan bir ifade. Aniden Devi ona çok kışkırtıcı bir soru sormaya karar verdi. Sizce evlilik nedir? Evliliğin siyasi bir birliktelikle aynı şey olduğunu, her iki tarafın da kendileri için çıkar aradığı bir işlem olduğunu oldukça erken fark ettim. Peki ya aşk? Anlaşmanın isteğe bağlı bir koşulu. Ama ancak daha sonra ortaya çıkabilir mi? İttifak tamamlandıktan sonra. Adam göksel manzaraya bakarak başını kaldırdı. Düşündü, sonra kısaca cevap verdi. Belki. Ne demek belki, ne demek? Karşında biz varız, tabii ki de evet demeliydin. Bunu beklemiyordum. Kendi tarafınızda alaycı bir şey söyleyeceğinizi düşünmüştüm. Katılığı hoş karşılamıyorum. Olabilir. Neden olmasın? Ne düşünüyorsunuz Devi? Bu mümkün mü? Cevap ver. Sanırım öyle. Eğer insanlar birbirini daha iyi tanırsa, ortak bir nokta bulmaya çalışırsa. Çaba zorlama bir şeydir. Aşk bir anda alevlenmez mi? Bir anda alevlenen aşk yüzeyseldir. Kısa ömürlü bir tutkudur. Gerçek aşk ise tıpkı bir ağaç gibidir. Yıllar geçtikçe güçlenir. Köklerini toprağa verir. Toprağa salar. Adam sırıttı. Mavi gözleri tuhaf bir şekilde parlıyordu.
Yani ilk görüşte aşka inanmıyorsunuz. Bunlar bir kişiye dair en yüzeysel izlenimlerdir. Ancak bazen yıllarca akılda kalabilir. Yani yıllardır bizi unutamıyor musun? Unutamamış bence. İlk görüşte mi? Yine ilk tanıştıkları geceye döndü. Hala tamamen özgürler. Halkına karşı herhangi bir yükümlülüğe bağlı değillerdi. Yıllar sonra bile yüzünü unutmadığı adam. Unutamadığı adam. Zaman ve koşullar kaderlerini yeniden bir araya getirdiğinde, şimdi yeniden karşısında duruyordu. Varlığını kabul ediyorum. Aşkı bir ağaca benzettim. Anılar yıllarca yaşıyorsa, filizlenen kökleridir bunlar. Tian sessizce güldü. Cevaptan kaçtınız Bayan Sharma. Dev aslında onunla evliliğe karşı olmadığını anlamıştı. Onun yanında kendini rahat ve özgür hissediyordu. Bir mantık evliliği için ondan daha iyi bir aday hayal edemiyordu. Lord ustaca konuyu değiştirdi. Eldiven giyen kadınların sadece bir moda değil, aynı zamanda sosyal bir bariyer unsuru olduğunu biliyor muydunuz? Tevazunun ve erişilemezliğin sembolü. İngiltere'de ilişkileri izin vermedikçe bir erkeğin bir kızın eline de eldivensiz dokunması kabul edilemez. Zaten birden fazla kez dokundunuz. Kurallara göz ardı mı ettiniz? Doğru. Tian dikkatlice kalktı. Kızın karşısında durdu, bileğini tuttu ve onu kendine doğru çekti. Ne yapıyorsunuz? Gözlerinin içine baktı ve devinin her bir parmağındaki dar eldiveni yavaşça çıkarmaya başladı. Kumaşı kendine doğru çekerek elini tamamen serbest bıraktı. Gözümde canlandı. Bir dizi vardı ya böyle. Kız daha önce hiç eldiven giymemiş olmasına ve hatta Lord'un çıplak eline dokunmasına izin vermesine rağmen o anda samimi, gizli bir şeyler hissetti. Sanki Tian yasak bir şey yapmış gibi. Eğer birisinin haberi olursa büyük bir skandala yol açabilecekmiş gibi. Eldivenle ısıtılan sıcak elini hafifçe üşümüş elinin içine koydu. Lord baş parmağının ucunu nazikçe kızın parmak eklemlerinin üzerinde gezdirdi ve hafifçe bastırdı. Cildi, devinin pürüzsüz ve yumuşak cildine kıyasla biraz pürüzlüydü. Kızın kalbi titreyen, hoş bir heyecanla kaplandı. Nefesini belli belirsiz tuttu ve ona baktı. Lord'un yüzü eski zamanlarda oyulmuş bir heykelin yüzü gibi sakin görünüyordu. Sesini alçaltarak yarı fısıltıyla konuştu. Çok zarif bir eliniz var deve. Belki başka koşullar altında bunu yapmaya cesaret edemezdi. Ama gölgeli ağaçlar ve yaprakların hışırtısı arasındaki konuşmalarından sonra bu doğal ve kabul edilebilir görünüyordu. Tian kırılgan avucunu yüzüne kaldırdı ve dudaklarını arkasına bastırdı. Üzerinde ağırlıksız bir öpücük bıraktı. Sonra parmaklarına biraz daha yakın bir öpücük daha ve bir tane daha. Ay çok güzel bir ara çizim. Kaç bölüm oldu daha elimizi yeni öpüyor yalnız. Delici mavi bakış. Lord ona daha önce de böyle dokunmuştu ama bu protokol nezaketi gibi görünüyordu. Aniden elini çekmek ya da bu yaptığından dolayı onu utandırmak istemiyordu. Tam tersine, dudakları şaşırtıcı derecede sıcak ve yumuşaktı. Baş dönmesine neden oldu. Bir an tamamen utanmaz bir düşünce aklına geldi. Ve onların sıcaklığını yanaklarında hissetmek istedi. Hatta dudaklarımızda artık. İngiltere'de bir bayanın eldivenli elini öpmek gelenekti. Yerleşik görgü kurallarına uygun resmi bir saygı jestiydi. Ama ilişki yeterince yakın değilse dudaklarla tene dokunmak kabul edilemezdi. En azından halka açık bir yerde. Ve Tian'la devi arasındaki halka açık ilişkisi yakınlığı ifade etmemeliydi. Hiç kimse için, her durumda kendileri tam tersini hissetseler bile. Her iki taraf da onları kınayacaktı. Menfaat için evlenmek için birlikte vakit geçirmelerine, birbirlerini tanımaya çalışmalarına gerek yoktu. Ve dahası bunun için kesinlikle sebepsiz yere ellerini öpmesine gerek yoktu. Ve o anda utançtan gözlerini indirmesine gerek yoktu. Tian sanki bir hata yapmış gibi geri çekildi. Bu küstahlığım için beni affedin deve. Duygulara teslim oldum. Sorun değil, bu herkesin başına gelir. Bu bizim küçük sırrımız olsun. Daha büyük sırlara da varım seninle ama...
Hala onun elini tutarken yumruğundaki buruşmuş eldiveni ona geri verdi. Devi'nin Tian'la buluşmaya giderken yanından geçtiği çalılar tuhaf bir şekilde hareket etmeye başladı. Kız ve adam onlara doğru döndüler. Bu ne? Bazen tilkiler buralarda övde kavluyorlar. Korkmayın. Ve duygular Tian. Onlara daha sık teslim olmaya çalışın. Ay sonunda şunu diyebildik. Bir sonraki güncelleme... Öpsün artık. Tian ihtiyatlı bir şekilde gülümsedi ve ardından gelin ile damat birlikte eve doğru yürüdüler. Her ikisi de ilişkilerinin zaten iş ilişkisinin ötesine geçtiğini düşünüyordu ve bu baştaki planları büyük ölçüde karmaşık hale getirmişti. İkisi de buna nasıl katlanacağını ve bundan sonra ne yapacağını bilmiyordu. Aranızda daha büyük bir şey doğuyor. İlişkiniz güzelleşti. Neredeyse sessizce geri döndüler. Devi'ye eşeğe kadar eşlik eden Lord ona şöyle dedi. İşe dönmem gerekiyor. Akşama kadar dışarıda olacağım. Zaman ayırdığınız için teşekkürler. İşe dönmem gerekiyor. Akşama kadar dışarıda olacağım. Zaman ayırdığınız için teşekkürler. Programınızda bana da yer ayırdığınız için teşekkür ederim Lord. Kız kapıya doğru yöneldi ve tam kolu çekmek üzereyken Tian ona seslendi. Devi. Arkasını döndü. Evet. Gelişinizin haberi çevremi heyecanlandırdı. Birçok kişi sizinle tanışmak istiyor. Buna hazırlıklı olun. Yanıt olarak kız ona yalnızca kısaca başını salladı ve ardından içeri girdi. Devi yatak odasına çıkmaya karar verdi. Lord'la yaptığı konuşma ağızda garip bir tat bıraktı. Her şeyi dikkatle düşünmek için yalnız kalmak mı, yoksa kafasını başka düşüncelerle meşgul etmek mi istediğini bilmiyordu. Ancak Tian'la görüştükten sonra bu zor geldi. Devi koridordaki kahyayı fark etti. Elinde kahverengi yumuşak deri kaplı kalın bir defter bulunan bir çanta tutuyordu ve etrafına bakıyordu. Merhaba, burada birini mi bekliyorsunuz? İyi günler Bayan Sharma. Hayır, şehre gitmem. Yiyecek ve kumaş siparişleri vermem gerekiyor. Yapacak çok işim var, çok. Başka bir şehre mi? Birlikte gitmeyi iste. Ona eşlik etmeyi öner. Birlikte gitmeyi iste. Kafesten bir süreliğine kaçma fikri. Özellikle de Tian'la böylesine zorlu bir konuşmanın ardından aniden cazip geldi. Ve Devi dürtüsel bir şekilde ağızdan kaçırdı. Beni de yanınıza alın. Ah Bayan Sharma. Orada göreceğiniz pek bir şey olduğundan emin değilim. Kasaba küçük, hiç de turistik bir yer değil. Bu dört duvar arasında oturmaktan o kadar sıkıldım ki. Herhangi bir yere çıkmaktan mutlu olacağım. Muhtemelen Arhat'ı da yanımıza almalıyız. Devi bir çift fazladan gözün onu izlemesini istemiyordu. Hayır, bu sadece sıradan bir alışveriş gezisi. Kötü bir şey olmayacak. Kahya sanki artıları ve eksileri tartıyormuş gibi düşündü. Sonunda kabul etti. Tamam, benimle gelin. Araba çoktan gelmiş olmalıydı. Yol ne kadar sürer? Yol kuru, sağlam, yani yaklaşık 1,5 ila 2 saat arası. Yol boyunca Devi sonu yokmuş gibi görünen geniş açık alanlara hayran hayran baktı. Daha önce böyle bir manzarayı yalnızca İngiliz sanatçıların ithal tuvallerinde görmüştü. Kahya onu çeşitli hikayelerle eğlendirdi ve biyografisine gerçek bir ilgi gösterdi. Bir süre sonra binalar belirmeye başladı ve tekerlekler kaldırım taşlarının üzerinde zıpladı. Geldik. Arabacı onlara yardım etti ve sonunda Devi sağlam zemine adım attı. Gözlerinin önüne küçük, düzgün taş evlerin olduğu küçük bir kasaba açıldı. Etrafa dağılmış çok sayıda çeşit çeşit dükkan vardı. Kasaplar, bakkallar ve vitrinlerde sergilenen ürünlerle daha pek çok şey. Her şey yürüme mesafesindedir. Lütfen buradan çok uzağa gitmeyin. Yakında döneceğim. Devi sessizce kabul etti ve kahya bir kapıdan diğerine koşarken sokaklarda yavaşça yürüdü. Tabelalara ve yoldan geçenlere baktı. Ben kendimi hafiflemiş hissediyorum. Pek iyi hissetmiyorum. Hafiflemiş hissediyorum.
Artık neredeyse kendi halime bırakıldım. Yabancı bir şehirde, yabancı bir ülkede, sokakta yürüyorum. Ve şu anda hiçbir şey beni endişelendirmiyor. Bunda bir şeyler var. Belki bunu daha sık yapmalıyım. Son İngiliz modasına göre zarif bir şekilde giyinmiş. Görkemli bir kız dikkatini çekti. Zengin bir soylu kadın olmalıydı. 13 yaşlarında olan bir kız onu takip ediyordu. Koyu renk uzun örgüler, iri siyah gözler, koyu ten. Devi onun Hintli olduğunu hemen anlamıştı. Aristokrat kadının yüzü yorgun ve sinirli görünüyordu. İnce dudaklarının köşeleri aşağıya doğru kıvrılmıştı ve kaşları burun kemiğine kadar inmişti. Eminim ki durup durup yeni elbiseler denemekten yorulmuştur. Zavallı şey. Kendi bacaklarını bile göremeyen kız ise önünde çeşit çeşit kutulardan oluşan bir kule taşıyordu. Tutabileceğinden ve taşıyabileceğinden daha fazlasını. Soylu kadın arkasına dönmeden ona bağırdı. Niye bu kadar yavaşsın? Belki bir de seni arabanın yanında beklemeliyim. Kız hemen adımlarını hızlandırdı. Maalesef. Neredeyse anında yerden çıkan bir çakıl taşına takıldı ve dengesini kaybetti. Düştü, yere yığıldı. Çenesini kaldırım taşlarına çarptı ve elinde tuttuğu her şeyi düşürdü. Bir kutudan renkli kurdelelerden oluşan bir yığın döküldü. Onları hemen rüzgar kaldırıldı. Yerde bir kasırga şeklinde döndürüp uçurdu. Diğer kutudan birkaç şapka düştü. Gürültüye doğru dönen aristokrat bu resmi görünce hemen küfürlere başlayıp kızı azarlamaya başladı. Önüne bakmıyor musun sen? Ben şimdi bütün bunlarla ne yapacağım? Yaklaştı ve kızın burnunun dibindeki bir kutuya tekme attı. Sonra eğildi ve onu yakasından keskin bir şekilde çekerek ayağa kalkmaya zorladı. Ve elbisesinin kumaşının hizmetçinin boynuna sertçe batmasına neden oldu. Çabuk kalk, hepsini topla ve temizle, yan yatıp durma. Kız ayağa kalkmaya çalıştı, gözlerinde acı ve kırgınlık yaşları vardı. Ama ağlamasına izin vermedi, henüz izin vermedi. Ayağa kalkarak ağrıyan çenesine dokundu ve arkasına bile dönmeden eşyalarını toplamaya ve tekrar paketlemeye başladı. Hiçbir işe yaramıyorsun, eve varır varmaz seni kırbaçlamanı emredeceğim. Sonra da bu kutuların parasını önümüzdeki aylarda harçlığından düşeceğim. Bu kızın küçük hizmetçisine ikinci sınıf vatandaş gibi davrandığı çok açıktı. Etrafındakilerin bu korkunç manzaraya karşı tamamen kayıtsız kalıp geçip gitmeleri de acı vericiydi. Kimse umursamadı, devi dışında. Olan biteni izlerken içinde müthiş bir öfkenin yükselmeye başladığını hissetti. Gözlerini bir perde örtmüştü sanki, kulaklarında uğultu vardı. Zamanında gelen kahya da bunu hissetti. Hizmetçi elini kızın omzuna koydu ve neredeyse yalvarır gibi konuştu. Bayan Sharma, yapmayın. Ona bir hayvanmış gibi davranıyor. Bu kadar küçük bir olay yüzünden. Müdahale et. Dev omzunu silkerek hizmetçinin elinden kurtuldu ve kendinden emin bir şekilde kıza doğru yürüdü. Tek hissettiği öfkeydi. Yakıcı, yıkıcı. Ve onun etkisi altında kayıtsız kalmak imkansızdı. Bu kadın gibiler yüzünden dünya uçuruma doğru yuvarlanıyordu. Onun gibi insanlar yüzünden halka acı çekiyordu. Bayan... Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? O sadece bir çocuk ve siz de ona sığırmış gibi davranıyorsunuz. Ondan daha iyi olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Her şeyi yapabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Aristokrat Divya'yı tepeden tırnağa süzdü. Gözlerinde samimi bir şaşkınlık görülüyordu. Birbirimizi tanıyor muyuz? Asıl siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Bu kız böyle davranılmayı hak etti mi? En ufak bir olay yüzünden kırbaçla tehdit ettiğiniz daha kaç hizmetçiniz var? Kız Devi'yi baştan aşağı süzdü. Yüzündeki şaşkınlık yerini dikenli bir sırıtmaya bıraktı. Metalik bir tonda cevap verdi. Aynı türden kuşlar. Anlıyorum, anlayacağın dilden konuşacağım. Bir hizmetçi olarak, güzel elbiseler ve şapkalar karşılığında parası olan bir adamla yattıysanız, bu en azından bir şekilde onun statüsüne yakın olduğunuz ve onun sınıfından insanlarla eşit şartlarda iletişim kurabileceğiniz anlamına gelmez. Küstah, kaba... Aristokrat kiminle uğraştığını bilmeden kıza laf sokmak için acele etti. Dişlerinin arasından mırıldandı. Sevgiliniz sizin egzotik güzelliğinizden sıkılana kadar sevinin. Daha sonra yerleri silmeye ve başkalarının artıklarını yemeye geri dönmeniz gerekecek. Sivri dilinizden şu anlaşılıyor ki kocanız sık sık sizi o malum egzotik güzellikleri tercih ediyor. Belli ki kırgınsınız. Gerçekten ama kim kavgacı, dırdırcı bir kadından hoşlanır ki? Acınızı zavallı çocuktan çıkarma arzunuzun nedeni bu mu? Size bakamıyorum bile, zavallısınız.
Keşke acı içinde, çürük kanınla boğularak ölseydin. Ben bunun ileride olacağını düşünüyorum. Kali tarafımızda. Dolayısıyla biz mi yaparız, nasıl olur bilmiyorum ama... Lanetler kafasında bir girdap gibi dönüyordu ve o anda hissettiği nefret ve öfke çok yabancı bir yapıya sahipmiş gibi geliyordu. Yani lanetledik kadını bence. Paramparça etmek, mahvetmek, öldürmek. İngiliz kadın ona kibirli bir bakışla baktı. Alt dudağı öfkeden titredi. Daha önce solgun olan yüzü kırmızıya döndü. Yine de Devi'nin yakıcı sözlerini duymamış gibi sakince cevap verecek gücü buldu. Ve evet, ahlak dersini de kendinizde saklayın. Kendi hizmetkarlarıma nasıl davranacağımı ve onlarla nasıl konuşacağımı kendim bilirim. Arkasını döndü ve arabasına doğru yürüdü. Kız kutuların yanında dona kaldı. Beni takip et Lila. Lila itaatkar bir şekilde hanımını takip etti ve Devi'nin yanından geçerken bakışlarını ona dikti. Uzun koyu kirpiklerindeki gözyaşları çoktan kurumuştu. Kız minnetle gülümsedi. Bu kızın gülümsemesinin ardındaki umut onun duygularını yumuşattı. Lila öfkesinin azaldığını, üzüntüye dönüştüğünü hissetti. Lila'yı tamamen gözden kayboluncaya kadar bakışlarıyla takip etti ve sonra Kahya'ya dönüp yorgun bir sesle şöyle dedi. Hadi buradan gidelim. Kayıtsız kalmadın. Bu senaryoyu kısmen etkileyecektir. Tüm yolculuğu sessizlik içinde geçirdiler. Kahya ancak vardıklarında Devi'ye söyleyecek bir şey buldu ve onu sakinleştirmeye çalıştı. İnanın bu kızın yerinde başka herhangi bir kız olabilirdi. Bunun onun kökeniyle bir ilgisi yok. Sizi üzen şeyin bu olduğunu biliyorum. Bu sizi üzmedi mi? Sizi kızdırmadı mı? İnsanlara, bir çocuğa böyle davranılmalı mı? Bayan, uzun hayatım boyunca yeterince şey gördüm. Doğrusunu söylemek gerekirse gördüklerim beni hiç şaşırtmadı, maalesef. Kahya'nın sözleri onu gerçekten üzdü. Eve dönmek istemedi. Kadına veda ettikten sonra düşüncelerini düzene koymak ve serin akşam havasının tadını çıkarmak için bahçede dolaşmaya karar verdi. Dürüst olmak gerekirse Hindistan'da da İngilizler aynı şekilde küçümsüyorlar. Eğer bizim halkımızdan birinin bu şekilde davranma fırsatı olsaydı, kesinlikle bundan yararlanırdı. Ama onlara bu şekilde davranmak için de nedenlerimiz var. Hem de çok sağlam. Her iki tarafı da yiyip bitiren bu nefretin ne faydası var? Önemli olan tek şey, insan hayatının herkes için değerli bir şey olmaktan çıkması. Hangi noktada her şey ters gitti? Soğuk alacakaranlık yeryüzüne düştü. Doğa cırcır böceklerinin cıvıltıları ve gölet kenarından gelen kurbağaların maklamaları sakinleştiriciydi. Ağacın hemen arkasında birinin büyük gölgesi çimlerin üzerine düşmüştü. Silüet sanki birisi yarı bükülmüş bacaklar üzerindeymiş gibi garip bir şekilde hareket ediyordu. Bu saatte kim olabilir? Koruyucu ekipmanı hazırla. İç huzurum için ve bir şey olması ihtimaline karşı kendimi savunmak için bir dal alacağım. Ayak altındaki ince bir dal dışında yakınlarda hiçbir şey yoktu. Devi güvenli bir şekilde elini sallayarak gölgeye doğru ilerledi. Şaşırtıcı bir şekilde tanıdığı birine ait olduğunu gördü. Kamal... Adam sırayla parmak uçlarını ayak parmaklarına uzatarak egzersiz yapıyormuş. Gömleği uzakta bir yerdeydi. Adamın gövdesi çıplaktı. Kızın sesini duyunca durakladı. Doğruldu ve arkasını döndü. Dirseğiyle parlak alnını silip yeniden nefes alınca ona döndü. Bu kadar geç saatte burada ne yapıyorsun? Ben de aynı soruyu sorabilirim. Hiç üşümüyor musun? Hava çok sıcak. Çalıştım. Koştum. Kaslarımı esnettim. Sonra adam aniden karnına vurdu ve ardından elini pantolonuna sildi. Asurlar her yerimi yediler. Eğer etrafta giyinik bir şekilde dolaşmaya çalışsaydın kimse seni yemezdi. Sadece biraz yürüyüşe çıkmak istedim. Sonunda hizmetçi kalabalığı olmadan seni serbest bırakmaya mı başladılar? İlerleme var. Devi adamın daha neşeli konuştuğunu ve çok daha canlı göründüğünü fark etti. Gözlerinin altındaki koyu halkalardan tek bir iz bile kalmamıştı. Daha iyi hissettiğini gördüğüme sevindim. Fiziksel aktivite boşa çıkmaya yardımcı oluyor. Boşa çıkmaya yardımcı oluyor ve sen de iyisin. Artık endişelenmiyorum. Kız zar zor iyileşen yarayı tekrar deşmesinin gerekli olup olmadığından şüphe ediyordu. Ama ona hala ölümün kaderimde olduğunu söylemedim. Başka bir şey hakkında konuşmak daha iyi olur. Ben şunu soracağım. Doran'ı sırasıyla soracağız. Bay Basu nereye gitti?
Onu son kez dünden önceki gün gördüm sanki. Doran bütün gün ortalıkta dolaşıyor ama kendi adamları dışında kimseyle pek konuşmuyor. Demek öyle. Kamal yavaşça başını salladı. Parlak fikirleri üzerinde kafa yoruyor. Buraya gelerek yeni fırsatlar elde edeceğine karar verdi. Gerçi bütün günü malikaneden çıkmadan geçirsek nereden geleceklerini anlamıyorum. Deplasmanda oynayarak hangi fırsatları yakalayacak acaba? Ondan en azından bazı cevaplar almak güzel olurdu. Peki ya sen, bütün bunlara bir şekilde dahil misin? Sanki iyiye işaret değilmiş gibi adamın yüzüne geniş, memnun bir gülümseme yayıldı. Kesinlikle, eski güzel günlerdeki gibi birlikte hareket edeceğiz. Amrita'yı soralım. Amrita sana yazmadı mı? Bu sorunun onu ne kadar üzdüğü açıktı. Hayır, kız kardeşim benimle iletişime geçmedi. Neden Kalküta'da kaldı da bizimle gelmedi? Hala anlamıyorum. Onu yanıma almak istedim çünkü o hala Bayan Dubey değil ve benimle burada daha güvende olurdu. Ama o zor bir anda nişanlısının yanında olmayı ve ondan uzakta olmamayı seçti. Ay keşke aynı kıymeti nişanlısından da alabilse. Bence o... Kızın adını unuttum. Rada ile Rejiyan baş başa bırakmak istememiştir. Haberleri. Evden haber var mı? Adam derin bir iç çekti. Maalesef haber yok. Vidya'ya senden bahseden bir mektup hazırladım ama henüz göndermedim. Ah acele etme. Onunla bir haberi daha paylaşman gerekecek. Kamal soru sorarcasına kaşını kaldırdı. Bu öğleden sonra Lord de Clare'ı gördüm. Çeşitli konuları tartıştık ve nişanımıza değindik. Neyse işte durdu. Bu konu hakkında konuşmak birçok nedenden dolayı hala zordu. Evlilik hakkında konuşmaya başladı. Bu sorunun yakın gelecekte. Muhtemelen biz buradayken çözülmesi gerektiğini söyledi. Kamal derin düşüncelere dalmış halde sakalını kaşıdı. Bana hiçbir şeyi söylemedi. Ama her halükarda bu düzinenin planının bir parçasıydı. Öncelik, özgürlük. Kamal düzine planlarından bahsedince devi sinirlenmeye başladı. Ve herkesten önce bana anlatmaya karar vermesi iyi bir şey. Benim arkamdan herkesin kaderimi belirlemesinden yoruldum. Divya. Öncelikle nişan, bana haber bile vermediler. Ve sonra düzine benim baygınlık durumumu kullanarak Lord'u manipüle etti. Ona baskı yapmak, kendileriyle hesaplaşmaya zorlamak için bir kez daha beni kurban ettiler. Devi endişelenmeye başladı. Nişan, düğün, bunların hepsi gerçekten olacak mı? Kamal'ın kahverengi gözleri şaşkınlıkla doldu. Sanki Devi bunlardan haberdar değilmiş gibi. Taraflar arasında anlaşma vardı. Düzinenin planı var. Bağımsızlık kazanmak istiyorsak plana bağlı kalmamız gerekecek. Biz de buraya bir sebepten dolayı geldik. Böyle bir zamanda neden bunu düşünmeye devam ediyorsunuz? Memlekette anlaşmazlık var. İşler her zamankinden daha kötü ve sen hala planlar yapıp onlara bağlı kalmaya çalışıyorsun. Yakın gelecekte hepimizi bekleyenlere nazaran, düzinenin şu anda endişelenmesi gereken son şey, Lord'la yapılacak bu düğün olacak. Her şeyi anlıyorum Devi. Peki ne yapmayı öneriyorsun? Dinle Devi, kelimenin tam anlamıyla düzine için pazarlık kozu haline gelmek. Zorunda kaldığın için gerçekten çok üzgünüm. Ve itiraf ediyorum, bunda benim de parmağım var. Ama bizim bu adımı atmamız gerekiyordu. Bundan sonra ne olacağı önemli değil. Su akar, yolunu bulur. Senden sorumlu biri olarak söz veriyorum. Kendi adıma bu kararın sonuçlarının seni en hafif şekilde etkilemesi için elimden geleni yapacağım. Anlaştık mı? Barışma işareti olarak adam ona elini uzattı. Devi ilk başta sert bir bakış attı ama Kamal'ın yüzüne baktığında tüm kızgınlığı buharlaştı. Sitemden vazgeçip el sıkıştı ve sonra cevap verdi. Anlaştık. Seni eve bırakayım mı? Burada biraz daha kalacağım. Gerek yok, kendim giderim, oyalanma. Aksi takdirde tüm kapılar kapanacaktır. O halde pencereden gireceğim. Devi Kamal'a veda ettikten sonra malikanenin yolunu tuttu. Dışarısı zaten oldukça soğuktu. Ayaklarının altındaki çimler hafifçe nemlendiği için Devi üşüdü. Evin bazı yerlerinin ışıkları çoktan kapatılmıştı. Bazı koridorlar karanlığa gömülmüştü. Divya içeri girdiğinde Ramdu Bey'in yüzünde ölümcül derecede sıkılmış bir ifadeyle rahat adımlarla ona doğru yürüdüğünü gördü. Bayan Sharma'yı fark ederek sinsice gülümsedi ve merdivenlerin dibinde onun yanında durdu. İyi geceler Devi. Rem, bu geç saatte burada ne yapıyorsun? Uykusuzluk işkence ediyor. Etrafta biraz dolaşırsam uykumun geleceğini düşündüm. Ama şu ana kadar işler yolunda gitmedi.
Başını yana eğerek kızın sokak kıyafetini dikkatle inceledi. Ve sen henüz yatağa bile girmemişsin. Bugün o kadar çılgın bir gündü ki yatmadan önce biraz hava almaya karar verdim. Anlıyorum, ben de çıkmayı düşündüm. Ama muhtemelen şu anda dışarısı çok soğuktur. Burada kalmayı tercih ederim. Kalk biraz konuşalım, belki sohbetim sana uyku getirir. Daha önce sohbetlerinin bu kadar faydalı olabileceğini fark etmemiştim. Peki bakalım. Dürüst olmak gerekirse bir sürü sorun var ve asıl konuşacak kişi sen olacaksın. Rem kısa bir kahkaha attı. Eh, bunu biliyordum Rakşasi. Şunu soracağım. Göz ağrısına. Kendime geldiğim gün sol gözüm ağrıyordu. Tıpkı o günkü gibi. Başına hiç böyle bir şey geldi mi? Karanlık annenin benimle iletişime geçeceğini, bir şeyler söyleyeceğini düşünmüştüm. Ama hiçbir şey olmadı. Rem yana bir yere bakarak düşünceli bir şekilde çenesini ovuşturdu. Başıma migrenden başka bir şey gelmedi. Yani bence bu, Tanrıça'dan gelen, yalnızca senin kullanabileceğin yeni bir işaret. Belki de dikkatini bir şeye çekmek istemiştir. Mahadevi ile bağlantısını. Tanrıça sana herhangi bir mesaj iletmeye çalıştı mı? Hayır, ben iletişime geçmeye çalışıyordum. Ama o beni duymuyor gibiydi ya da duymak istemiyordu. Onu kızdırmış olabilir miyim? Halbuki her şeyi onun istediği gibi yaptım. Zaten Kalküta'dan ayrıldığım için kızgın olduğunu düşünüyordum. Ama öyle olsa kanın çağrısı bana eziyet etmeye başlardı. Sanırım. Kanın çağrısı mı? Unuttun mu? Tarikatın üyeleri olan düzine ailelerinin tümü kan ritüeliyle Tanrıçaya bağlıdır. Düzine üyesi memleketini veya tarikatını terk ettiğinde görüntüler ve sesler onu rahatsız etmeye başlar. Tanrıçaya hizmet etmek için Kalküte'ye dönene veya onu borcundan kurtaracak yeni bir fedakarlık yapana kadar. Devi çığlık atmaktan kendini zar zor alıkoydu. Sarasvati'nin rüyaları, bu çağrı değil miydi? Nasıl oluyor da Mahadevi sevgili Brahmanasının çağrısına sağır kalıp Sara'nın peşine düşüyor? Benim hakkımda ne düşündüğünü, belki yeni düşünceler ortaya çıkmıştır. Rem yavaşça başını salladı. Korkarım bilgeliğim, burada yeterli değil. Kalküte'ye döndüğümüzde senle ikimizin kesinlikle Ratan'la buluşup her şeyi konuşmamız gerekecek. O herkesten daha iyi bu ilahi işlerden anlar ve bir şekilde Tanrıçanın arzusunu yorumlamamıza yardım edebilir. Ayrıca sana ne olduğunu açıklayabilir. Şu ana kadar bunun hakkında çok düşündüm ve neyin ne olduğunu anlamaya çalıştım. Çok kafa yordum. Hiç mi işe yaramadı? Hiç. Artık soru sorma. Şimdi nezaket gereği sen bana bir şeyler anlat bari. Devi sessizce güldü. Peki, öyle olsun. Geçmiş günlerdeki olayları yeniden anlatmaya başladı. Doktor muayeneleri, nadir yürüyüşler falan. Bunu senden istediğim için pişman oldum şimdiden. Ne kadar sıkıcı ya, resmen uykum geldi. O zaman biraz daha dinle. Divya kısaca o gün yaşananları, şehre nasıl gittiğini, bir aristokratın Hintli bir kıza nasıl zalimce davrandığını anlattı. Onu nasıl koruduğundan bahsetti. Bunu dinleyen Rem son derece gururlu ve memnun görünüyordu. Bu daha ilginç. En azından şehre gittin. Yoğun bir gündü değil mi? Aniden Devi ona Lord'la yaptığı toplantıdan ve yarım gündür ruhunu endişelendiren önemli bir haberden bahsetmeyi unuttuğunu fark etti. Ama başka bir şey daha vardı. Lord benimle evlenmek istediğini söyledi. Ve eğer mümkünse bunu burada, İngiltere'de yapacakmış. Buna ne diyorsun? Rem'in yüzü anında neşe rengini kaybetti, kaşlarını çattı. Ama sonra hızla duygularının kontrolünü yeniden kazandı. Ve kesinlikle kızın ondan bekleyemeyeceği bir şey söyledi. Seni şimdiden tebrik edebilir miyim? Tebrik mi? Sana komik mi geldi? Çünkü bana hiç gelmedi. Görüyorum Devi ve her şeyi anlıyorum. Sadece dramatize etmeye devam etmeni istemiyorum. Bu yüzden seni bir şekilde neşelendirmek için şaka yapıyorum. Endişelerini paylaş. Anlamıyorsun. Peki paylaş ki anlayabileyim, dinlerim. Ve kız birden içini döktü. Bu sırada Dubey başını yana eğerek onu dikkatle dinledi. Devi konuşmayı bitirdiğinde Rem nazikçe sırtını okşayarak onu cesaretlendirdi. Ayrıca bir gün benim için seçilen biriyle evlenmek zorunda kalacağımı da biliyorum. Yaşamaya devam ediyorum, sorun yok. Kusura bakma ama bu konuda zaten senden birkaç adım öndeyim. Rem neşeyle sırıttı. Ama ben kabul konusunda senden birkaç adım öndeyim. Halbuki tam tersi olmalı. Bu fikri kabul ettim ve sana da aynısını tavsiye ederim. Kaderimiz bu. Divya üzüntüyle içini çekti. Adam haklıydı.
Başka seçeneği olamazdı. Onun üzgün yüzünü gören Rem şöyle dedi. Hem o zaman kendine bir sevgili bulursun, acı çekmeyi bırakırsın. Bu rotada bile kafası aynı çalışıyor ya. Kız hemen dirseğiyle onu yandan dürttü, kızardı. Bir hanımefendinin yanında ne kadar iğrenç şeyler söylüyorsun. En azından benden utansaydın. Hadi ama bunu herkes yapıyor ve neden utanayım ki? Artık çocuk değilsin. Devi'nin kızardığını fark etti. Utançtan kızarmışsın. Olsun, üzgün olmandan iyidir. Devi dayanamadı ve sessizce güldü. Rem'in onu neşelendirme girişimleri başarılı oldu. Teşekkür ederim. Gerçekten biraz daha iyi hissediyorum. Rica ederim Sharma. Arkadaşlar bunun için lazım. Rem her zaman seni desteklemeye hazır. Dostluğunuz güzelleşti. Bu noktada kimse onları bir aradayken yakalamasın diye kendi yollarına giderek vedalaştılar. Kim bilir insanlar ne düşünecekti. Bu kadar, bugünlük bu kadar yeter. Şimdi sadece yatağa girip öğlene kadar uyumak istiyorum. Hiçbir neden yokken kalbi huzursuz oldu. Sanki çok yakında bir şeyler olacakmış gibi. Uyuyakalırken bu çılgın günde olup biten her şeyi düşündü. Odadaki anlaşılma sışırtı sesleri yüzünden kulak kesildi. İçinden bir ses ona uyanmak için çok erken olduğunu söyledi. Devi yan döndü ve gözlerini hafifçe açtı. Hizmetçi her zamanki gibi odayı toparlıyordu ama hareketleri keskin, telaşlı ve gürültülüydü ki bu da ona hiç benzemiyordu. Divya yatakta oturdu ve gözlerini ovuşturarak sordu. Lydia günaydın, bir şey mi oldu? Endişeli görünüyorsunuz. Hizmetçi olduğu yerde ürperdi, alt dudağını büzdü ve sanki davranışıyla Devi'nin bilmemesi gereken bir şeyi açığa çıkardığını fark etmiş gibi bakışlarını yere indirdi. Günaydın Bayan Sharma, sizi uyandırdığım için özür dilerim. Size bir sır vereceğim. Lord Bernard bugün malikaneye geliyor. Bu yüzden sabahtan beri hepimiz koşturuyor, ziyaretine hazırlanıyoruz. Vay canına, hemen anlattı. İçini dökme ve gönlünce dedikodu yapma fırsatına sahip olduğu için mutlu gibi görünüyor. Peki nedir bu telaş? Bunda bu kadar özel olan ne? Lydia kapıya yan gözle baktı, sonra Bayan Sharma'ya yaklaştı. Eğildi ve imalı bir şekilde konuştu. Lord güçlü bir adam ve en ilginç şey onların lordumuzla olan ilişkileri. Lord de Clare'in bir zamanlar onun siyasi rakibi olduğunu söylüyorlar. Ama artık yolları ayrılmış gibi görünüyor ve herkes kendi işini yapıyor. Uzun süredir burada görev yapanlar, Siminford'un yaklaşık 5 yıldır buraya gelmediğini, sonra aniden ziyaret etmeye karar verdiğini söylüyor. Bunun sebepsiz olmadığını düşünüyoruz. Hizmetçinin her cümlesiyle kızın kalbine tuhaf ve endişe verici bir duygu sızıyordu. Divya sezgisel olarak burada bir şeylerin ters gittiğini hissetti. Ayrıca o eski skandaldan bu yana efendimiz ile gergin bir ilişki içerisindeler. Ortalık sakinleşti ama hizmetçiler aralarında hiçbir şeyin yolunda gitmediğini söylüyor. Skandal mı? Hizmetçi sanki Devi'nin yerel dedikodulardan haberi olmadığını unutmuş gibi. Elini salladı. Ancak istediği şeyin bu olduğu açıktı. Nişanlısıyla alakalı ilginç detayları ona anlatısı vardı. Ah bilmiyor musunuz? Lord Hindistan'a gitmeden önce Siminford'la bir kadın yüzünden anlaşmazlığa düşmüştü. Kadın. Ay bu kısımlar Tiern rotası için çok rahatsız edici. Siminford'un Lord de Clare'in eski nişanlısıyla gizli bir ilişkisi olduğuna dair dedikodular dolaşıyordu. Ama sanki bölüm içinde Tiern bu konuyla ilgili bir şeyler söylemişti. Bu da görev içinde herhalde, sevdiğini düşünmüyorum. Ve bölüm bitti arkadaşlar. Bir sonraki bölüm görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.